Geçtiğimiz günlerde AK Partili 5 vekilin düzenlediği basın toplantısında Zekai Kafaoğlu'nun arkasında duramayacakları belli olmuştu. Bakın o toplantıda neler yaşandı. Levent Mercan yorumuyla izliyoruz. Şimdi şöyle anlatalım o olayları, süreci. Balıkesir'de AK Parti'nin 5 tane milletvekili o gün belki kendileri hükümet projelerini anlatmak üzere toplandılar, bilemiyoruz ama hepimizi çağırmışlardı. Öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar. Konuya direkt girmekte fayda görüyorum çünkü biraz uzunca olacak bu akşam. Maraton uzun. O gün gazeteci Emin Buldan 5 vekilin önünde Zekai Kafaoğlu'nun siyasi hayatının bittiğini söylerken 5 tane vekil hiçbir şey diyemedi. Yani bu konuda karşı gelemediler. Karşı duruş sergileyemediler. Garipti tabii bunlar ama önce kim ne dedi? Bakın oradan devam edelim. Konunun dağılmaması, her şeyin net anlaşılması için bence tanımlamayı doğru yapmak lazım. Taşları yanlış oturtursak doğruyu inşa edemeyiz. Önce kim ne demiş bir bakalım, izleyelim, ona göre değerlendirmemizi yapalım. Adil Bey'e katılıyorum, Adil Başkan'a şey girilmez. Çünkü onlar vekil, o başkan, biz medyayız. İşte o öyle yaptı, bu öyle yaptı. Yazıp çiziyoruz zaten. Yazıp çizmeye de devam edeceğiz. Ama şu nedenle ayrıntıya gerek yok artık. Burada söylüyorum. Zekai Kafaoğlu Balıkesir siyasetinin dışına atılmıştır. Artık böyle bir siyasetçi yoktur. Çok fazla yazmaya, konuşmaya, sormaya da gerek yok. Şimdi Emin Buldan bu sözleri söyledi. Burada benim AK Partili vekillerden beklediğim ciddi anlamda belediye başkanlarına sahip çıkacak bir tavır idi. Ama bunu göremedik. Bilhassa Adil Bey orada aynı zamanda ben avukatıyım falan gibi işler söyledi ama yok öyle bir şey diyemedi. Yani hatta bakın ne dedi? Çok ilginçtir. Kurt kuzuyu yedi dedi. Yemeği kafaya takmış dedi. Bakın dinleyelim hep beraber. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi kurt kuzuyu yemeye kafaya koymuş, ne yapsa ikna edemezsin. Duydunuz değil mi? Kurt kuzuyu yemeyi kafaya takmış dedi. Şimdi Adil Bey burada hani benim dikkatimi çeken nokta şuydu Adil Bey'in sözlerinde. Kendilerinin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kuzu olarak değerlendirmesiydi. Zekai Kafaoğlu hakkında hem sosyal ağlarda hem ulusal basında veya yerel basında yazan çizen, yayın yapan herkes de kurt diye tanımlamasıydı. Oysa ki Adil Bey kurt ve kuzu ile ilgili de çok ilginç bir tespitte bulunmuştu ki o da bence dikkatle dinlenmesi ve izlenmesi gereken bir nokta. Bakın hep beraber izlediğimizde ne demek istediğim anlaşılacak. Ormanda dedi en güçlü hayvan kurt değil ama Türklerin de simgesi hayvan olarak niye dedi kurtu seçmişler? Aslan vardı daha güçlü. Daha büyük hayvanlar da var. Biliyor musun dedi. Yok dedim bilmiyorum. Cevap olarak yani cevabına kendi verdi. Dedi sen dedi hiç sirkte dedi kurt gördün mü? Sirkte aslanı oynatırlar ama kurtu asla terbiye edemezler ve oynatamazlar. Kurt bağımsızlar düşkündür. Alıp onu bir yere kapatırsanız kahrına dönür dedi. Hep birlikte izledik.
kurt tanımını nasıl yaptığını da kendiniz de gördünüz. Kurdu bu şekilde tanımlayan Adil Çelik'in Zekai Bey'i kuzu olarak değerlendirip harcanacağını görmesine rağmen gerekli tepkiyi verememesi açıkçası beni şok etmişti. Ve orada ben biraz devreye girme zorunluluğu hissettim. Bakın ben orada neler söyledim canlı yayında. Hep birlikte izleyelim. Levent Bercan, Ezrem Tezmer Ozan Medya. Sayın Çelik, Sayın Vekilim, böyle bir buluşmayı tesis ettiniz. Sizler teşekkür ederim. Faydalı olduğunu görüyorum. İnşallah devam ediyor. Sayın Çelik, az önce kurt kuzuyu yemeye kafayı takmış dediniz. Zekai Bey kuzu değil. Zekai Bey'in dışında hiçbir hak verdi, kuzu değil. İşin karısı çakalları kurt diye tanımlamak bence hiç doğru değil. Beş vekil az önce yanınızda bir ifade iddiada bulunuldu. Çakma televizyonundan. Zekai Bey'in devam ettirmeleri geldi. Üzülerek görüyoruz ki hiçbiriniz karşı duramadınız. Sayın Cemal Bey'in akşam kendi canlı yayında size yönelik bazı sözlerim oldu. Edremit'i ve Urani'yi çok kötü bir şekilde kaybetmek üzeresiniz. Metin Öztürk'e yakın aile dostunuz öldü. Ama Özkan Kostan, belediye başkan adaylığı sürecinde meclis üyesi gösterilmediğin diye gece yarısı tüm belediye başkanlarını istifa etmeye zorlayan, AK Parti'ye zarar vermeyi de göze alan bir insan. Daha sonra nasıl kongreden geçirerek ilçe başkanı yapıldığını hep birlikte gördük. Kendi hazırlıkları listelerde 3'te 2'yi bile alamadılar. Bu şartlar bir metin ölçüldü. Üstelik il başkanı için FETÖ'nün uyan ücreti dediğini ben yayınladım. Dahası Buran ilçe başkanı hakkında siyasetlikle, ahlakla yakışmayacak sözlerle ben yayınladım. Sizin dostunuz ailece görüşünüz arkadaşınız olabilir. Ama örtçü o parti binasının önüne dahi girmemelidir. Ben bunu söylüyorum, teşekkür ederim. Hep birlikte izledik yine. Ben arada ne yapmam gerekiyorsa, ne söylenmesi gerekiyorsa bir gazeteci olarak sordum, sorguladım ama benim vekillerimizden görebildiğim, edinebildiğim izlenim maalesef beklentilerim yönünde değildi. Şimdi daha da bir ilginç bir şey vardı. AK Parti İl Başkanı hakkında FETÖ'nün uyan hücresi sözlerini sarf eden Metin Örtçü'nün bu sözlerini de gündeme getirmeye çalıştım. Ve il başkanı hakkında ortaya atılan bu sözler sonrasında orada Körfez'den sorumlu Balıkesir AK Parti milletvekili Sayın Mustafa Can Bey'in sözleri çok dikkat çekiciydi. Bakın o sözleri sizlere dinleteyim. Benim ne demek istediğimi o an daha iyi anlayacaksınız. Neden bu konuda sizlerin önüne bu sözleri getiriyorum. İl başkanı hakkındaki düşüncelerini anlamanız için özellikle bu sözleri yayınlıyorum. Ben şahıslarla ilgili ve kişilerle ilgili bir takım ithamlarda bulunuluyor, bir takım şeylerde bulunuyor. İstihbaratçı falan değiliz biz. İnsanlar hakkında bulunan ithamları da en iyi şekilde önümüzdeki dönemde araştırılacaktır. Ve ona göre bir karar verilecektir. Dinlediniz değil mi? Maalesef tablo bu. Maalesef tablo bu. Yani ne büyükşehir belediye başkanları hakkında bir tutum sergileyebilirler ne de il başkanları hakkında bir tutum. Ve daha kötüsü orada Sayın Can Bey'in sözleri, yani ben istihbaratçı değilim, MİT'çi değilim falan filan değilim ama bu konuda da bir şey varsa araştırır devletin yetkilileri diyor. Yani kafasında şüpheler var, soru işaretleri var. Sayın Can Bey bence burada daha dikkatli analiz yapmalıydı. Daha dikkatli cümleler sarf etmeliydi. Tıpkı Adil Bey'in dikkat göstermesi gerektiğine inandığım gibi. Devletimiz FETÖ ile mücadele ediyor ama ilginç olaylar da yaşanmaya devam ediyor.
Levent Bey, sizce FETÖ ile hakikaten mücadele ediliyor mu? Şimdi devletin tepesi evet bu konuda kararlı, azimli. Ama alt kademelerde ciddi bir sıkıntı var. Yani birçok örneğini verebilirim. Ve bu konuda belki de şu körfezde FETÖ'cülerin bir numaralı hedefi benim. Hala da devlet tarafından 24 saat esaslı polis koruması altında yaşamaya devam ediyorum bu şeytani yapılanmayla ilgili. Ama benim esas sizlerin gündemine taşımak istediğim bir olay var ki bugün şu anda Körfez'deki reisin sevdalıları da bunu zannedersem sindiremeyecekler. Şimdi size bir resim yayınlayacağım. Bu resim çok özel bir resim değil. Photoshop'la yan yana getirdiğim bir resim. Ama bu resmin bir özelliği var. Sayın Can Bey, Metin Öksel'e yakın ahbap, özel dostlukları var. Kimsenin de özel dostluklarını sorgulayacak değilim, haddimi de bilirim. Lakin Sayın Can Bey'in basın ilan kurumunun başında olduğu süreçte, yani milletvekili olmadan önceki görev sorumluluğu icra ettiği süreçte Metin Ökçü'nün oğlu basın ilan kurumuna girdi. Şu anda kadrolu çalışan. Ama ilginç olan şu. FETÖ terör örgütüyle ilintili bütün kolej, okul vesaire inceleme altında tutulurken, buralarda okuyanların hiçbiri devlet kademelerine dahi getirilmezken, Metin Örkçü'nün oğlunun ne özelliği vardı da Edremit'te FETÖ ile bağlantılı olan Özcan Koleji'nden mezun olmasına rağmen basın ilan kurumunda işe alındı? Özcan Koleji'nde öğretmenlik yaptığı için hasbelkader öğretmenlik yaptığı için işinden atılan nice insan var. O okullarda okuduğu için soruşturmalar geçiren aileler var. Metin Örkçü'nün özelliği neydi? Ben bunu soruyorum. FETÖ ile mücadele ediyorsak ammasız, amaların arkasına sığınmadan, terazinin kantarını o tarafa bu tarafa kaçırmadan mücadele etmek zorundayız. O amcam, bu emmim, bu dayım, bu teyzem dediğiniz anda çöker. Mücadele çöker. Tabanda çöküntü yaşarsa taban temelli kökten çöker. CHP içinde birçok HDP severin olduğunu biliyoruz. Zaman zaman sizin bu noktada sözleriniz tepki topluyor. Hasan Arslan'ın HDP severlerle olan bağı nedir? Olmayan bağım var. Yani Hasan Bey HDP severlerin, PKK severlerin şu anda gözdesi. Alevi kökenli Alevi mezhebinden gelen hiçbir vatandaşımıza sözümüz yok. Herkesin inancına saygım var ama kendini mezhebinden dolayı ayrı gören, öteki gören herkese de karşıyım. Tıpkı kendi mezhebim Sünni'den olan, Sünnilerden olan kendini farklı gören, karşısındaki öteki gören herkese karşı olduğum gibi. Şimdi Hasan Bey'in HDP severliği nerede başlar, nerede biter onu bilemeyiz ama şimdi size bir mesaj yayınlayacağım. Buyurun. Bizim sevgili Hasan Arslan'ın yakın kankası Aydın Yılmaz, Altınoluk'taki yaşayan, Edremit'teki inşaat sektöründe bulunan herkes bu arkadaşı tanır. Bu arkadaşın paylaştığı tweet Osman Baydemir'e ait. HDP dışında diğer partilere oy veren Kürt şerefsizdir diyor tweette. Şimdi bu tweet'i paylaşıyor bu Aydın Bey. Tabi ifade özgürlüğüdür diyebilir miyiz bilmiyorum. Ona da yargı karar verir vermez bilemem. Ama Cumhuriyet Halk Partililerin
bu arkadaş hakkında ciddi tasarrufta bulunması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu derece HDP sever bir adamın nasıl oluyor da böyle bir tweetine müsamaha ediliyor. Bakın size bir mesajı daha var. Şu anda Hasan Arslan'ın ciddi anlamda videolarını hazırlayan Okay'la girmiş olduğu tartışma. Nevzat abi haklısın. Bulunmaz din kumaşı, doğru söylüyorsun. Eşsiz, müthiş. Şimdi Hasan Arslan'ın bu insanlarla bu şekilde diyalogları konusunda inkarcılık falan da geldi bana ama benim adım Levent Mercan. Ben ezbere iş yapmam, ezber bozarım. Sevgili Hasan Arslan'la o HDP'ye oy vermeyen Kürt şerefsizdir tweetini paylaşan Aydın Yılmaz yan yana. Mustafa Kemal'in askeri izleyenler, bir daha düşünsün. Kendisine Mustafa Kemal'in askeri izleyenler, kimlerin kızağında hedefe yürümeye çalışan bir insan olduğunu artık net görsün. HDP severlerle kol kola yürüyerek bir yerlere varacağınızı zannediyorsanız yanılırsınız. Kardeşcağızım geleceğim, o konuya da geleceğim, merak etme. Kamuran kardeşim, ben de o konu. Daha neler var ama anlatacak. Say bitmez. Hani biz açmayalım diyoruz İzmir'deki barlarda ki muhabbetleri, biz bel altına inmeyelim diyoruz, yani yakışmaz diyoruz ama kendileri bilirler. Dünya İslam Kardeşliği Ulusal Başkanları Derneği uzun zaman önce kuruldu. Genel başkanlığını Uğur Paksoy'un yaptığı dernek hakkında kamuoyunu bilgilendirir misiniz? Şimdi bu derneğin bir kere kurucu genel başkanı Uğur abiyim, sevgili Uğur Paksoy. Çok değerli, çok kıymetli bir insan. Yeni bir yapılanmaya girdik, başkanlık sistemine geçiyoruz ve bundan sonraki süreçte başkanlık sisteminde artık parlamento sadece yasa çıkarma üzerine görevli olacak. Devlet kendi oluşturmuş olduğu kurumlarla idare ve sevk olunurken aynı zamanda da sivil toplum örgütleriyle daha çok organize olacak ki bu şu anda Sayın Paksoy'un başkanlığını yürütmüş olduğu dernek çok ciddi anlamda hamleler yapmakta. Bugün 26 ilde yapılanmasını tamamlamış durumda. 37 ilçede kuruluşunu tamamladı. Aynı zamanda Avrupa'nın 9 ülkesinde de kuruluş aşamasının nihayetlendirme aşamasına geldi. Şu anda Avrupa Başkanı da Sayın Suat Şahin. Öncelikle hedefi devletçi bir anlayışla ve de ümmetçi, halkçı yapısıyla dikkat çekmekte. AK Parti'nin de Körfez'de sayılan, hatırı olan hani ağır abisi dediğimiz obdusman niteliğindeki bir isimle bu derneğin genel başkanlığının sürdürülmesi hani Türk sivil toplum kuruluşları adına ve de devletimiz adına bence çok büyük artılara imza atacak hamle. İnşallah tüm ülke çapında ve ulusal ve uluslararası boyutta hak ettikleri yere varacaklar. Bunlar gerçekleştikten sonra da inanıyorum ki çok güzel işler yapacaklar. Bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Gelişmeleri de takip edeceğiz. İnşallah çok yakın bir zamanda da Sayın Paksoy'u da konuk edeceğim canlı yayında. Kendi ağzından bizzat neler yaşandığını bizlere anlatması herkes için önemli. Gecenin en önemli iki konusuna geliyoruz. Gömeç'te Eşref Uslu olan karşı tavrınız herkesçe biliniyor. Sebepleri nelerdir?
Şimdi bir türkü var, aman Eşref canım Eşref diye. Sevgili Eşref Uslu, ben sana niye karşıyım bak kardeşim? Herkes merak ediyor. Neden diye. Söyleyeyim mi? Çiftçi Malları Koruma Derneği'nin vakfının başkanısın. 987 milyar. 987 milyar. Çiftçi mallarını korumanın prim borcu var, prim. Bu paralar nerede? Bunun 500 bin liralık kısmı, yani 500 milyarlık kısmı hacizde. Geri kalanını yapılandırma adına bir hamlen var mı? Şu an ve dakika itibariyle resmi bir hamleni göremedik. Göremeyeceğimizden de adım gibi eminim. Bu kadar borç varken son model Audi'lere binerek geziyorsan eğer sokaklarda, ben karşı olurum. Senin belediye meclisi veya belediye başkanlığına aday olmana karşı olurum. Çünkü sen AK Parti'ye katkı sağlamayan, tam tersine AK Parti'nin nimetlerinden yararlanıp kendine bir artı katma, değer katma peşinde olan insan olursun. Başka da bir şey olamazsın. Bu yüzden ben karşıyım. Ve soruyorum AK Parti'nin değerli il başkanı Sayın Hasan Demiraslan, size soruyorum. İl teşkilatına soruyorum. AK Partili vekillere soruyorum. 1 trilyona yakın borçtan bahsediyorum. Sigorta prim borcu, çiftçi malları korumanın. Başkanı da Eşref Uslu. Bu 1 trilyondan bahsediyorum. 1 trilyon. Gömeç'te, sadece Gömeç'te. Bu para nerede? Bu para nerede? Eşref Bey cevap verecek mi, vermeyecek mi? Cevap hakkı saklıdır. İstediği an bağlanabilir. Telefonu da vardır kendisinde. Kendisinde yoksa Sayın Ali Aydınlıoğlu'na vardır. Ondan alabilir, beni arayabilir. Şu anda isterse canlı yayına bağlayabilirim. Ama eminim ki bana bunun cevabını veremez. Verirse başım üstüne. Ha bir de bir şey daha var. Yarım trilyona yakın da stopaj borcu var. Bu paralar nerede? Sayın vekillerim, Sayın İl Başkanım, Sayın AK Parti'ye gönül vermiş değerli vatandaşlarım. Ben sizlerin hakkınızı savunuyorum. Sizler milletin hakkını kovalayın. 1 trilyon artı 500 bin. Nerede bu para? Ondan sonra belediye başkanına adaylık için koşturacağız. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İşte ben bu yüzden karşıyım. Karşı olmaya da devam edeceğim. Buyursunlar. Beni engelleyebileceklerse engellesinler. AK Parti'nin İvrindi Belediye Başkan aday adaylarından Yusuf Cengiz hakkında tüm kamuoyu ortaya koyacağınız belgeyi bekliyor. Bunu açıklayacak mısınız? Evet, dün bu konuda bir uyarıda bulundum. Vaktiyle Balıkesir Milli Eğitim Kadrosu'nda yetkili bir isimdi. Sonra Bolu'ya Milli Eğitim Müdürü oldu Yusuf Cengiz. Bolu'da çok da ilginç olaylarla anıldı bir anda. 10. yıl marşını okullarda yasaklattık ki bu konuda bakanlar kurulundan veya devletin yetkili organlarından alınmış bir karar bile yoktu. Buna rağmen kendiliğinden böyle bir şey yapmıştı. Ama 10. yıl marşından kimler neden rahatsız olur biz onu çok iyi biliyoruz da. Sizlerin bilmediğiniz şimdi iki fotoğraf karesi yayınlayacağım sizlere. Bakalım Yusuf Bey rahatsız olacak mı, olmayacak mı? Bu nerenin resmi biliyor musunuz? Romanya'da Balıkesir Esnaf ve Mütevelli Heyeti ile FETÖ okullarına ziyaretten bir kare. Yusuf Bey tam ortada. Onun hemen iki solunda Balıkesir Öğretmenler FETÖ imamı Ahmet Doğan var. Bitmedi. Bitmedi.
Bu fotoğraf karesinde de Yusuf Cengiz Ahmet Doğan'la yan yana. Neresi burası? Yine Balıkesir FETÖ Esnaf ve Mütevelli Heyeti ile birlikte Bulgaristan'daki FETÖ okulundaki ziyaretten. Anlaşılmayan bir şey yok zannedersen. İvrin'de de AK Parti'den aday gösterecek isim bulamadınız da FETÖ'nün esnaf ve mütevelli heyet yapılanmasıyla FETÖ üniversitelerine, okullarını ziyarete gitmeyi maharet zannedenlerden mi medet beklediniz? Allah aşkına. Allah aşkına. Ben bu fotoğrafları dün gece Ankara'ya gönderdim. Bugüne kadar Ankara'ya gönderdim hiçbir dosya geri boş dönmedi. Evelallah hepsiyle ilgilenildi. Sanırım son dakikada gereken yapılacaktır. Yapılmazsa sorun değil, bana da İvrin'de de kimse FETÖ mücadelesinde samimiyet gösteremez, gösteremeyecektir. Bugün itibariyle sosyal ağlarda sevgili Nevzat abim Balıkesir'den, daha hiç kendisiyle karşılaşma imkanım olmadı, tanışma imkanım olmadı ama sosyal ağlardan kendisinin dik duruşunu, AK Partili kimliğine sahip çıkışını gördüğüm için saygıyla her zaman izliyorum. Bir de Kamuran Bey, ufak bir münazara yaşamışlar sosyal ağlarda Mutlu Hanım'la, Sayın Mutlu Aydemir'le. Tehdit demeyeyim, yani Kamuran Bey'in yorumu tehdit diyor ama hani çok da tehdit olarak görmeyeyim ben onu da. Yargıtay kararlarından lütfen haberdar olsun vekillerimiz, lütfen. Siyasiler diyor eleştirilere açık olacak diyor. Vatandaşın eleştirilerinden doğru beslenmek gerekiyor. Her eleştirildiğinde düşman bilmeyin. Bakın ben 52 yaşında olurdum. Hayatımda şunu edindim felsefe olarak. Hiç kimseyi çok sevmiyorum. Hiç kimseden de çok nefret etmiyorum. Çünkü çok sevdiklerinizin yanlışlarını göremezsiniz. Çünkü çok nefret ettiklerinizin de iyi yanlarını göremezsiniz. Eleştirildiğiniz anda, sizi eleştirenlere karşı bir anda agresifleşmeyin. Sayın vekillerim, Mutlu Hanım, hiç agresifliğe gerek yok. Vatandaş o an doludur. Sizin gibi bankamatik kartına takıp milyar maaş koymuyor cebine bu vatandaş. 1600 liraya evini geçindirmeye çalışıyor bu vatandaş. Bunu unutmayın. 1600 lira sizler için 4 kişilik, 5 kişilik bir ailece oturduğunuzda yemek parasıdır belki ama onun için 30 gün boyunca ev kirasıdır, su parasıdır, elektrik parasıdır, cep telefonu parasıdır, her şeydir. Çocuğunun cebine harçlıktır. Bu insanlar böyle yaşıyor. O insanlar size serzenişte bulunmayacak da kime bulunacaklar? Agresifleşmeye, insanları tehditvari cümlelerle hani böyle korkutmaya gerek yok bence. Yani vatandaş bugün bana bunu iletiyor ve oradaki yazışma ekran görüntülerini de yolluyor. İzledim. Üzüldüm. Açıkçası üzüldüm. Tıpkı sizin o basın toplantısında benim bir cümle kullanmam sonrasında kafanıza bir anda hop sağa çevirişinizdeki gösterdiğiniz refleks vardı. Ani, refleksli veya reaksiyonlu hareketlere gerek yok. Sizler eleştirilere açık olmak zorundasınız. Siyaset icra ediyorsunuz. Siyasetçi tahammülkar olacak. Olmak zorunda. Biz kimsenin özel hayatını karıştırmıyoruz.
Vatandaşla karıştırmıyor. Kim nerede yiyor içiyor bizi ilgilendirmiyor. Ama vatandaş bir konuda beklentilerinin karşılanmadığı konusunda haklı veya haksız sizi biraz eleştiriyorsa bir nebze olsun oradan doğru veya yanlış cevabını verirken tahammülkar davranın. Davranırsanız yarın o vatandaş sizin o listede olduğunuz, isminizin olduğu partiye oy atarken şurası kalbi yaralı gitmesin sandığa. Bu beni tehdit etmişti. Vermem ben buna demesin. Pışpışlamak zorunda değilsiniz. Çok tahammül edemeyeceğiniz bir yorum varsa cevap da vermezsiniz, olur biter. Sosyal alır çünkü risklidir. Mayın gibidir, mayın tarlası gibidir. Bir ayağınızı başarsınız, sağlam zannedersiniz, bir anda etraf mayın sarar yani etrafınızı. O yüzden vekillerin bilhassa vatandaştan gelen eleştirilere karşı çok dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Yorumlara tahammül göstermeleri gerektiğine inanıyorum. Sert eleştiriler olacaktır. Ya biz nelerle eleştiriliyoruz biliyor musunuz? Mesela bir tanesi çıkmış, yorum yapmış. Metin Örtçü'ye yağdanlık olmak için 50 liralık, 100 liralık adam demiş benden. Benden ötürü. Ne yapayım şimdi, ben bu adamı döveyim mi? Kendisini biliyorum ben. 50 lira para için dilenci gibi gezdiğini. Ben biliyorum ben. E şimdi ne yapayım, bu adamı döveyim mi? Gülüyoruz geçiyoruz işte. Siz de biraz hoş görün. Ya insanlar neler söylüyor ya? Neler yazıyor çiziyor? O yüzden biraz daha hoşgörü gerektiğine inanıyorum. Bunu söylüyorum. İnşallah vekillerimiz kırılmadan, incinmeden bu konuda benim ne demek istediğimi anlamıştır. Kardeşim AK Parti MHP'yi destekleyebilir diye Ayvalık'ta falan demişsin de olmaz öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. MHP tandem ne olabilir? Evet orada İsmail Ağar olabilir. O AK Parti'den gösterilir. Baş bellidir abi. Omurga da bellidir. Gövdenin ana ağırlığı belli olan bir yerde böyle bir şey beklemeyin. Böyle bir şey yaşanmaz. Hakan Kaya Ayvalık'tan olacak. Bunu da söyleyeyim size. Bu arada sorularınıza bakıyorum. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Vajda abi sağ ol. Ben doğruları sormaya devam edeceğim. Bazen sorduğum doğrular seni de rahatsız edebiliyor ama ben doğruları sormaya devam edeceğim. Şamil sağ ol, Allah razı olsun. Ali kardeşim iyi akşamlar. Sağ ol. Kamran kardeşim sorunuzu mümkün mertebe aktarmaya çalıştım. Böyle bir şeyin olacağını bundan sonra da zannetmiyorum. İnşallah böyle bir şey de yaşanmaz bundan sonrasında. Gecenin artık sonuna geldik. Yoruldun. Yorulmadım. Bu arada sizlere tanıtmadım. Tanıtayım. Elçin kızımız. İkinci defadır canlı yayında. Deneyim noktasında hiç de tecrübe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Gayet de güzel. Benden daha düzgün diksiyona sahibi. Hatta yani o yüzden fesadım tutabilir. Ne kadar güzel, doğru insanlar yetiştirirseniz sizler o kadar işinizde daha rahat edersiniz. Bundan sonraki süreçlerde zaman zaman ben canlı yayınlara çıkamayacağım, yetişemeyeceğim. İşlerim çok yoğun olacak çünkü. Bölgem çok genişledi. O yüzden teknolojinin nimetlerini kullanıp ben dosyayı aktarıp kızımız aracılığıyla canlı yayınlara bağlanacağız. Elçin Hanım bundan sonra sizlerle sık sık bir araya gelecek. Gün içindeki gelişmeleri de canlı yayınlarla gerçekleştirecek. Hatamız olursa da kusura bakmayın, biz Kanal D'dir, odur budur, NTV, Fox TV falan değiliz. Biz internet üzerinde televizyonculuk yaptığımızı iddia etmiyoruz. Öyle bir şeyimiz de yok. Çakma televizyonculardan da değiliz. Biz ezber bozan medya olarak sizleri sıcağı sıcağına doğrularla sorulmaya korkulan soruları sorarak sizlerin hakkınızı koruyarak işimizi yapmaya devam edeceğiz. Var ise bir hatamız bizlere hoş görün. Bu akşamlık bu kadar. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.
akşamlar.